Selamun aleyküm kıymetli seyircilerimiz. Dergi Rehberi programıyla bu hafta yine sizlerleyiz. Bu hafta masamızda Söz ve Kalem Dergisi Şubat sayısı var. Gençlik Dergisi Söz ve Kalem Dergisi'nin Şubat sayısını dergi yazarlarından Orhan Özsu Beyefendi ile konuşacağız. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgürlük dosyası ile bu ay okurlarıyla buluştu Söz Kalem. Derginin ilk yazısında insanın dört zindanı diye bir yazı var. Ben dikkat çekici bir başlık onunla başlamak istiyorum. Öncelikle bütün Rehber TV izleyicilerine ve dergimizin okurlarına buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ay özgürlük konusunu gündemimize almayı tercih ettik. Tabii ki özgürlük kavramı yani kavramsal anlamda İslam düşünce geleneğinin ve düşünce tarihinin en temel konularından, en temel tartışma konularından bir tanesidir. Baş yazımızda yer alan insanın dört zindanı kavramı da Ali Şeriati'nin merhum, Ali Şeriati kıymetli bir mütefekkirdir. Allah rahmet eylesin. İnsanın Dört Zindanı adında bir kitabı vardır. Evet. Burada insanın özgürlüğü meselesini insanın içerisine hapsolduğu dört zindan üzerinden formüle eder merhum Ali Şeriati. Bu insanın dört zindanı nedir? Tarih zindanı, doğa zindanı, toplum zindanı ve insanın kendi benlik zindanıdır. Tarih zindanı derken Ali Şeriati neyi kastediyor? Veya bizim ne anlamamız gerekiyor diyecek olursak şunu ifade etmek lazım. Tarih zindanı bir toplumun meydana geldiği bir tarihsel süreçten bahsediyor Ali Şeriati. Evet. Tabii bunun öncesinde doğa zindanından, coğrafyadan bahsetmek lazım. İnsan bir coğrafyayla sınırlıdır. Toplumlar bir coğrafyada meydana gelir, bir coğrafyada hayatiyetlerini, varlıklarını sürdürürler. Evet. Ve o toplum içerisinde yaşayan her bir fert, her insan o coğrafyanın zindanı içerisindedir. O coğrafyanın kendisine biçtiği sınırlar içerisinde yaşamak mecburiyetindedir. Ve tabii bununla beraber o dünyaya geldiğimiz, yaşadığımız coğrafyanın bize dayatmış olduğu bir takım şeyler var. Özgürleşebilmek için o coğrafyanın bize dayattığı bir takım şeylerden hani çok fazla böyle dile getirilen İbni Haldun'a ait olduğu söylenen bir coğrafya kaderdir diye bir söz var. Şimdi özgürleşebilmek için coğrafyamızın, yaşadığımız doğanın sınırlarını aşabilmek zorundayız. Ve coğrafyadan da tarihe geliyoruz. Çünkü bir coğrafyada dünyaya geliyorsak belirli bir tarihsel sürecin içerisinde oraya gelmiş oluyoruz. Hepimiz belirli bir tarihsel perspektif içerisinde kendi düşünce dünyamızı kuruyor ve bulunduğumuz coğrafyanın tarihsel süreci ve tarihsel hadiseleriyle doğrudan irtibatlı olarak bir takım şeylere mahkum olabiliyoruz ve o tarih bize belli bir bakış açısı sunduğu için o tarih bizi belli başlı kalıplar içerisine hapsetmek durumunda kalıyor. Evet. Bugün örnek veriyorum. Osmanlı bakiyesi içerisinde yaşamış bir toplumla Arap Yarımadası, Ceziretül Arap'ta dünyaya gelmiş veya İran'da dünyaya gelmiş veya Afganistan'da dünyaya gelmiş veya Fransa'da dünyaya gelmiş bir insanın o yaşadığı toplumun, yaşadığı coğrafyanın tarihsel bakış açısına mahkum olduğunu, o tarihsel bakış açısı içerisinde düşünebildiğini ve o tarihin cebrine bir parça mahkum olduğunu görebiliyoruz. Evet. Ve burada ikinci olarak da işte tarih zindanından da kendimizi kurtararak özgürleşebileceğimizi ifade ediyor Ali Şeriati merhum. Bununla birlikte bir de toplum zindanı vardır. Yaşadığımız toplum bizlere kimi zaman bazı şeyleri dayatır. Bazı şeyleri yapmak zorundayızdır ve bazı şeylerden kaçınmak zorundayızdır. Şimdi bu da insanın özgürlük alanını
daha dünyaya gelir gelmez belirli kalıplar ve belirli bir ölçü içerisinde yaşama zaruretini bizlere toplum dayatıyor. Evet. Şimdi toplum zindanından da kurtulmadığımız sürece bir özgürlükten söz edemeyeceğimizi söylüyor. Tabii bir sonraki aşamada da insanın kendi zindanından bahsediyor Ali Şeriati. İnsanın bir de benlik zindanı vardır. O benlik zindanı da insanın bir takım hayvani özellikleri, doğuştan, fıtraten bizde bulunan bir takım bizi kötüye sevk edebilecek, bizi tekamülden uzaklaştırabilecek, hayatımızda bizleri olumsuz bir takım yönlere sürükleyebilecek kötü huylarımızdan, nefsimizden, nefsimizin bizi baskıladığı meselelerden, konulardan, zaaflarımızdan kurtularak kendi benlik zindanımızdan da kurtulup özgürleşebileceğimizi. Yani evet. bu tarih, toplum, doğa ve benlik zindanından kurtulan bir insanın özgürlüğe ulaşabileceğini ve özgürleşebileceğini ifade edebiliriz. Evet, şimdi tabii özgürlük belki insanoğlunun varoluşundan beri toplumların tümünün üzerinde durduğu, daha doğrusu tanımladığı bir kavram. Siz Gençlik Dergisi olarak, Genç Kalemler, Genç Fikirler olarak söz ve kalem özgürlüğü nasıl tanımlıyor? Onu sorayım. Şimdi modern dünyada biliyorsunuz modern dünyanın bize dayattığı en büyük krizlerden bir tanesi içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız kavram karmaşasıdır. Evet. Bir meseleyi, bir kavramı nasıl tanımlayacağımız konusu, konular o kadar çok izafileşiyor ki artık bir meseleyi nasıl tanımlayacağımız konusunda bazen böyle modern çağ ve kendi geleneğimiz arasında kavga etmek durumunda kalıyoruz maalesef. Evet. Şimdi bizler özgürlüğü nasıl tarif ediyoruz? Öncelikle modern çağın özgürlüğe bakış açısını dile getirmek lazım. Modern çağın özgürlük tanımı bir bireyin kendi dünyası içerisinde yapmak istediği her şeyi yapabilmesi, yapmak istemediği her şeyi de terk etmesidir. İstediğimiz her şeyi yapmak ve istemediğimiz her şeyden uzak durmak bir modern çağın özgürlük tanımı içerisindedir. Bunda tabii şey de var. Bunu yaparken orada da sanki bir başkalarının özgürlüklerine saygı ya da yaşantısına saygı göstererek, değil mi? Tümüyle o zaman Ama bu da bizim özgürlük alanımızı kısıtlamıyor mu aynı zamanda? Şimdi diğer şekilde Yani bize bir sınırlar çiziyor neticede. Hudutsuz bir şey o zaman önümüzde. Dilediğini yapabiliyorsun, dilediğini yapmayabiliyorsun. Şimdi şöyle modern çağ böyle bir özgürlük alanı açarken bireye Evet. Diğer tarafta sorumluluğu tamamen insanın sırtına bırakıyor aslında. Yani istediğini yap ama sorumlusu sensin diyor. Böyle bir tarafı var. Şimdi burada hani sizin dile getirmeye çalıştığınız şey başkalarının özgürlüğüne saygı göstermek konusu. Biraz daha şöyle bir şekilde dile getirebiliriz. Şimdi modern çağın özgürlük anlayışını dile getirdik. Evet. Bir de geleneğimizin, İslam irfan geleneğinin bizlere anlamlı bir hayat yaşayabilmek için önümüze koyduğu sınırlar var. Şimdi insan eğer anlamlı ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsa bu ikisi arasında bir tercih yapmak zaruretindedir. Bir, tamamen istediğiniz her şeyi yaptığınız takdirde hayatınız her zaman istediğiniz gibi gitmeyecek. Hayatınızı istediğiniz gibi yönlendiremeyeceksiniz. Çünkü insanın dört zindanında dile getirdiğimiz gibi insanın ayağına, hatta Rousseau'nun sözüydü galiba, insan özgür doğar ama her yerde zincirleriyle yaşar diye bir söz vardı. Çünkü ayağımızda bir takım prangalarla, bir takım sınırlarla yaşıyoruz. Yani bu sınırlar içerisinde şimdi tamamen özgür bir hayat, özgür bir hayatı sadece kulağımıza fısıldıyor modern çağ. Evet. Diyor ki özgür olabilirsin ama bu bir insanlığa sunduğu özgürlük ideali hiçbir zaman, hiçbir yerde
gerçekleşmeyecek bir safsatadan ibarettir. Ve onun sadece hayalini satıyor. Evet. Şimdi dört zindan Ali Şeriat'ın tabiriyle, tabii onu okurken belki baştan benlik dediğimiz insanın önce o benlik zindanından kurtulması lazım. Ondan sonra toplum, ondan sonra tarih, ondan sonra coğrafya. Bu da aynı zamanda bir şey gibi mi? Hani insanın benlik olarak kendini her şeyden hür, azade hissetmesi, sonrasında kendini toplumun üstünde görüp yine sınır tanımama ya da tarihi bir yerden sonra bir hakikat var, örf adet var toplumda, bir tarihimiz ya da genel manada insanların hani bir tarih geçmişi var, tarihi tümüyle yok sayamayız. Burada benliğimizi bir nevi açtık, toplum olarak o değerlerimizi de açtık, tarihimizi de açtık, coğrafyamızı da açtık. Buradaki özgürlük tanımı, az önceki bahsettiğiniz özgürlük tanımına denk geliyor mu, gelmiyor mu? Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle, şu şekilde dile getirebilirim bu bahsettiğiniz konuyu. Şimdi burada bahsettiğimiz o dört zindandan kurtulma, evet, tamamen hani bir insanın toplum zindanından kurtulması, kendi toplumuyla kavga etmesi anlamına gelmiyor. Bir insanın doğa zindanından, coğrafya ve tarih zindanından kurtulması, bir insanın kendi tarihiyle kavga etmesi, kendi tarihini, bugün bu tür tipler, bu tür şahsiyetlerle karşılaşıyoruz. Sürekli kendi tarihlerini eleştiren, kendi geçmişleriyle kavga eden insanlar. Geçmişte kavga etmek iyi bir şey değildir. Fakat burada söylemeye çalıştığımız şey şu. İnsanın bunların etkisinden ve bağlarından kurtularak daha evrensel bir fikre, evet, ulaşabilmesidir. Yani şimdi şöyle, bir coğrafyada yaşıyoruz ama şunu görmemiz lazım. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bir tarihsel perspektifimiz var ama hani bir millet içerisinde dünyaya geliyoruz. Bir halk, bir toplum içerisinde dünyaya geliyoruz. Bir dilimiz var. Konuştuğumuz bir dil var, bir lisan var. Ama dünyada sadece bizim dilimiz yok. Dünyada sadece biz bir toplum olarak yaşamıyoruz. Dünyada yani, sadece bizim tarihsel sürecimiz, evet, değil yani. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu aşabilmenin yolu da, evet, işte o zindanlardan çıkmak ve daha üniversal bir, daha evrensel bir perspektife sahip olmak. Maalesef hani biz Müslümanlar bu konuda keşke daha evrensel cümleler kurabilsek, keşke daha böyle dünya halklarını tamamını ilgilendiren bir bakış açısı ve dil geliştirebilsek diye düşünüyorum. Sınırlarımızı kendimiz mi acaba o çemberi daraltıyoruz? İşte burada mesele şu. Yani kimliğimizi oluşturan, bizi oluşturan şeyleri kendimize birer zırh haline getirip, birer sınır haline getirip korunmacı bir anlayışla, hani bir nevi kendimizi muhafaza edelim, kendimizi koruyalım, mevcudu koruyalım korkuları, paranoyalarıyla maalesef bu sefer kendi dünyamız dışındaki dünyadan mahrum kalıyoruz. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi modern dünyanın özgürlük tanımından bahsettiniz. İslam'ın özgürlük tanımı, onu nasıl bir daha üzerinden geçsek ne dersiniz? Evet, İslam'ın özgürlük tanımı ile alakalı birkaç yıl önce bir yazı yazmıştım. Şimdi biliyorsunuz bu Marksizmin ortaya çıkışıyla beraber bir şöyle bir dini düşünceye karşı, dine karşı şöyle bir bakış açısı geliştirildi. Din afyondur. Din kitleleri uyuşturmak, etkisiz hale getirmek veya müesses nizamın hakimiyeti altına almak için kullanılan bir araçtır şeklinde bir bakış açısı ortaya çıkarıldı, ortaya, evet, konuldu. Şimdi burada iki ayrım yapmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi peygamberler, biliyorsunuz tarih boyunca bir Müslüman tarihi bir peygamberler tarihi olarak okur. Evet. Bir tevhid mücadelesi olarak okur. Bir hak ve batıl mücadelesi, bir mustazaf ve müstekbir mücadelesi olarak görür. Peygamberler burada, peygamberlerin burada konumlandığı yer, insanların ayaklarına zincir vuran, insanları köleleştiren,
insanları kendi nizamları, kendi müesses nizamları, kendi düzenleri, kendi kurumlarının varlığını sürdürmek için insanları köleleştiren, insanları kendilerine kul eden firavunlara, Nemrutlara ve buna benzer bütün zalim ve müstekbir yapılara karşı peygamberlerin özgürleştirici bir misyona sahip olduklarını tevhidi mücadele ve tarihsel süreç içerisinde seyredebiliyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın dini böyle bir şey Sayın Bey. Yani dini mübini İslam tarihsel süreç içerisinde hep bu şekilde peygamberlerin köleleştirilen, zulme uğrayan, kadre uğrayan halkların özgürlükleri için mücadele ettiklerini görüyoruz. Bakın Hazreti Musa'nın geldiği iklimi görüyoruz. Evet. Bütün halkı, bütün İsrailoğullarını, İbranileri köleleştiren bir firavun sistemine karşı Musa Aleyhisselam'ın nasıl bir duruş sergilediğini ve o halkı o müstekbirlerin zulmünden kurtarmak, onları özgürleştirmek için nasıl bir mücadele sergilediklerini görüyoruz. Diğer taraftan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un karşısına dikilmesi ve insanları kula kulluktan kurtararak sadece bir olan Allah'a kulluğa çağırması peygamberlerin özgürleştirici ve tarih boyunca özgürleştirici bir yerde durduklarını bizlere gösteriyor. Diğer taraftan İsa Aleyhisselam'ın geldiği iklime baktığımızda mesela Roma'nın zulmüne uğrayan İsrailoğullarının bir Mesih bekledikleri bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir kurtarıcı o kadar çok zulme uğruyor ki adamlar bir kurtarıcı, bir Mesih bekliyorlar. Evet. Yani biliyorsunuz Yahudilerin tarihi tamamen böyle hani sürgünler ve ölümlerle dolu bir tarih. Yani onun öncesinde bu Babil sürgünleridir. Nabukadnezar'ın bütün erkeklerini öldürüp onları Babil'e sürmesi meselesi mesela. Daha sonra Roma'nın onlara zulmetmesi. Bir kurtarıcı bekliyorlar. İsa Aleyhisselam geliyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın orada yüklendiği misyon İsrailoğullarını Romalıların zulmünden kurtarmak. Ve böyle bir İsa Aleyhisselam'a iman etmiyorlar ve kendileri Roma'nın tarafında yer alıyor. O da garip bir meseledir. Yani Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki sisteme karşı mücadelesi de aynıydı. Yani insanları ne diyor Cafer bin Ebu Talib Necaşi'ye Mekkeliler Habeşistan'a hicret eden Müslümanları teslim almak için geldiklerinde bizler putlara tapan, birbirine zulmeden, çiğ et yiyen, kadınlarımızı öldüren, bebeklerimizi diri diri toprağa gömen bir kavimdik. Allah bize içimizden bir peygamber gönderdi. Evet. Şimdi dini mübini İslam'a bu perspektifle bakabildiğimiz zaman peygamberlerin insanlığı yeryüzünde köleleştirmeye çalışanların tam karşısında yer aldıklarını, yani düzenin bir koruyucusu, zulüm düzeninin bir koruyucusu, bir meşruiyet sağlayıcısı değil, tam olarak o zulüm düzeninin karşısında, o zulüm düzeninin karşısında direnen ve o zulüm düzenini ortadan kaldırmak için mücadele eden bir yerde görüyoruz peygamberleri. İslam'ın bu anlamdaki özgürlük anlayışının şahsen ben böyle okunması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Ben şuna bir dört zindan yine oradaki benlik dediniz ya, hani şahs, fert, toplumu, dünya bundan ibaret değildir. Yaşadığı coğrafya, dünya bundan ibaret değildir. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela peygamberler tarihinden bahsettiniz. Gerek İslam kaynaklarında gerekse Batı ya da başka kültürlerin kaynaklarında, en azından bilmiyorum duymuşsanız da buyurun, hiçbir kaynakta herhangi bir peygamberin toplumuna zulmettiği rivayet edilmemiştir. Evet. Batılı kaynaklardan da. Ama ne dediniz? Mesela din afyondur. Şimdi şeye baktığımızda özellikle Avrupa'da Orta Çağ ya da işte Hazreti İsa'dan sonra, milattan sonraki döneme baktığımızda, bizim belki de yakın geçmiş tarihimizde din adına gerçekten dinin hiçbir şekilde onay vermeyeceği,
Az önce o despotluk, zalimlik, insanları kendi menfaatleri için bir nevi şey yapma, bunların hepsi aslında din adı altında yapıldı o topluma. Avrupa topluma şimdi, baktığımızda belki onların... hocam bir cümleyle araya Tabii. girecek olursam, Ali Şeriat'ı İnsan isimli bir kitabı var. Orada Marksizmin ve kapitalizmin insan tanımıyla alakalı şöyle bir şey söylüyordu. Karl Marx'a hitaben, Karl Marx'ın dini yaklaşımının, dine bakış açısının materyalist oluşu ve Karl Marx'ın dine bakışının tamamen toplumdaki en cahil insanın dine bakışı olduğunu söylüyordu Ali Şeriat'i. Ve şunu da söylüyordu, hani onlar bizim, hani Karl Marx, İslam tarihinin haksızlıkla mücadeleler tarihi olduğu konusundan bir haber olduğunu söylüyordu. Buyurun hocam. Evet. Şöyle demek istediğim şudur. Onların kendi akıllarındaki din tanımıyla bizim bildiğimiz din, hani bu bir değildir. Biraz fert olarak da bunu bilmemiz Yani gerekmiyor ama. sebebi tam olarak şu hocam, İslam'ı ve İslam'ı bir din olarak Evet. kiliseyle aynı kefeye koymaları. Müslümanların bir kilisesi yok. Evet. Müslümanların yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi diye ifade edeceği şahsiyetleri yok. Evet. Yani bu anlamda İslam ve kilisenin birbirine benzeyen bir tarafı olduğu kanaatinde değilim. Yani bazı insanlar hani zorlama şekillerde, hani bakın Batı'da din de bu şekilde, Doğu'da din bu şekilde, hani dinler tarihi okumaları yaparken dinleri o anlayış içerisinde değerlendiren ve hepsini Evet. tek bir kalıp içerisinde, yani neticede bugün İslam dünyasındaki din anlayışı ve Hristiyan dünyadaki din anlayışının birbirine büyük ölçüde aslında hiç benzemediğini Evet. ve birbirine bu kadar benzemeyen iki yapının birbiriyle aynı kefeye nasıl konulduğuna ben de Evet. biraz hayret ediyorum çoğu zaman. Biraz ben de ona dikkat çekmek istedim. Bu noktada gelebilecek her şeylere de aslında Müslüman olarak üzerimize alınmamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü onların gördüğü ya da önceki toplumlarda işittiği din yapısıyla bizim sahip olduğumuz inancımız bir değil. Onların din tanımıyla bizim dediğiniz gibi din tanımımız birbirimize uymuyor. Ama Çünkü şöyle bir gerçek. şey var hocam, Türkiye özelinde şunu da söyleyebiliriz. Tabi İslam dünyası çeşitli bölgelerinde hani batılılaşmayla aynı orantıda şöyle bir problem zuhur etti. Özellikle hani batıda bu aydınlanma hareketinin dine karşı bir tavır içerisine geçmesi ve büyük çatışmalar neticesinde kiliseyi etkisiz hale getirmesi. Artık hani kiliseye sen kendi köşende yaşa dediler. Evet. Yani hatta uzun bir süre Fransız ihtilalinden sonra kiliseler tamamen kapatıldı Fransa'da. Yani hala günlük hayat içerisinde hani belli başlı Avrupa ülkeleri dışında dinin hayatta çok bir söyleyecek sözü kaldığı kanaatinde değilim. İslam böyle İşte değil. burada hani kiliselerin uyguladığıyla peygamberlerin yaptığı bir değil hani. Bugün Evet. bile kiliseler o şeyi yapsa bugün de aynı tepkiyi görecektir. Ya şimdi şöyle, kiliselerin Avrupa tarihinde çok kanlı bir sabıkası var maalesef. Evet. Yani özellikle yani Endülüs'te yapılanlar kilisenin emriyle yapıldı. Haçlı seferleri Kilise. kilisenin fetvalarıyla düzenlenmiş organizasyonlardır. Yani kilise eli temiz bir dini anlayış ve müessese değildir. Evet. Yani özellikle mesela Batı sinemalarında kiliseyi eleştiren film yapımlarında genelde birkaç tane mesele vardır. Birkaç tane böyle tema özellikle işlenir. Bir, halk çok yoksulken kilisede rahipler erzak depolarlar. Halk açlıktan ölür diğer tarafta. Halktan vergiler alırlar. Evet. Bir diğer taraftan da kiliseye karşı geleni aforoz edip çarmıha gererler. Yani böyle bir şey, yani aforoz ederler, öldürürler, yakarlar diri diri. Yani Endülüs'te mesela çok ağır zulümlere şahit oldu Müslümanlar ve Yahudiler. Katoliklerin
dayatmaları sonucu. Yani iki yol bırakıldı. Ya öleceksiniz ya Hristiyan olacaksınız. Biliyorsunuz 19. yüzyıla kadar hala şu an hala İspanya'da Moriscolar diye bir topluluk var. Yani kilisenin, Evet. Hristiyanların, Katoliklerin korkusundan zorla Hristiyanlaşmış ama gizlice Müslümanlığını yaşayan bir topluluk. Ki bahsedilir orada, hani bir bazıları var ki onların söylemine gelmelerine rağmen yine onları bekleyen acı son yine bu katledilmeleri. Ama şunu da söyleyeyim, modern dünya bugün kiliseyle İslam'ı aynı kefe içerisinde. Yani şöyle, dine bir eleştiri yapıldığı zaman, din kavramına, bütün semavi dinleri hedef alan bir bakış açısı var. Evet. Hani bu anlamda da bence bu konuda da biraz hassas davranmak gerektiği kanaatindeyim. Yani şöyle, dini eleştirdiği zaman bir Avrupalı entelektüel, din eleştirisi yaptığında aslında burada bir Hristiyanlık ve kilise eleştirisi yapmıyor. Aynı kefe içerisine konulmuş Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, bütün semavi dinlerden. Ya biz Müslümanlar olarak hani biraz da derler hani lafı dolandırmadan biz şuna inanıyoruz. Gerçekten insanın özgürlüğü fikren, vicdanen ve de Allah ile o bağı güçlü olduktan sonra asıl özgürlük, biz buna yorumluyoruz. Hani ben yine dergi sayfalarınız arasında işlenen bir konu var. Kulluk ve özgürlük kavramı, bu ikiliyi siz nasıl yorumlarsınız? Onunla biz devam edelim. Buyurun. Evet. Merhum Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde şöyle hatırlıyorum. Özgürlüğün, hürriyetin hakka kulluk halkasında olduğunu söylüyordu. Evet. Bununla birlikte yani özellikle kulluk içerisindeki özgürlüğü şu şekilde tarif edebiliriz. Gerçek özgürlük, Allah'tan başka hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Şimdi özellikle İslam tefekkürü ve irfanında riyazet ve ibadetin çok önemli bir terbiye edici fonksiyonu vardır. İnsanın nefsini terbiye eden ve insanı özgürleştiren bir tarafı vardır. Evet. Özellikle İbadetlerden yola çıkacak olursak, İslam'ın bize emrettiği ibadetlerden, namazın Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyeceğimizi, Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyeceğimizi ifade eden bir manifesto olduğunu söylersek yanılmış olur muyuz? Allah'a kulluk etmek, Allah'a boyun bükmek, Allah'ın huzurunda rükûya ve secdeye gitmek, Allah'tan başka hiç kimsenin kulluğunu kabul etmemek, hiçbir sistemin, hiçbir şahsiyetin Allah'tan başka hiçbir geriye kalan, hani bir carubillah gibi, evet, bütün kulluk edilebilecek ve insanın hayatta muhtaç olduğu her şeye sırtını dönmesi demek. Allah'a secde etmesi. Allah'ın önünde başını eğmesi. Ve oruç tutmak, aynı şekilde yaşamak için yemeğe ve içmeye değil, sadece Allah'a muhtaç olduğumuzu söyleyen bir şeydir bize. Biz bu dünyada yemenin ve içmenin kulu değiliz. Biz bu dünyada, hani merhum Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam diye bir ifadesi vardı. Yani bu dünyada ekmeksiz de yaşanabileceğini bize gösteren bir şeydir oruç. Biz bu dünyada bizi yaşatan yediklerimiz ve içtiklerimiz değil, bizi yaşatan sadece Allah'tır. Bunu bize gösteriyor oruç. Aynı şekilde zekat vermek, sadaka vermek, muhtaç insanlara yardım etmek, zekat vermek mesela sahip olduklarımızın bize değil, Allah'a ait olduğunu bize gösteren bir şeydir. Ticaretimizin, bireysel kazancımızın, her şeyimizin bize değil, sadece Allah'a ait olduğunu bize gösterir. Bu anlamda bütün
ibadetlerin insanı bir takım esaretlerden kurtardığı, malımızın, sahip olduklarımızın esaretinden kurtardığı, bizi yemenin, içmenin ve kişisel ihtiyaçların esaretinden bizi kurtardığı ve aynı zamanda tevhidi bir duruş olarak bir namazın, Allah'a secde etmenin, Allah önünde eğilmenin de diğer taraftan bizi yeryüzünde bize boyun evet. büktürmek isteyen, bizi kendileri önünde secde ettirmek isteyen, kendilerine kul etmek isteyenlere karşı verdiğimiz bir la cevabıdır. Bu anlamda ibadetlerin bizi özgürleştiren bir tarafı vardır. Ve aynı zamanda bu anlamda İslam irfanı ibadet ve riyazetin insanı özgürleştirdiği ve insana saf bir taakkül, saf bir bir saflaşma, bir tasaffi sağladığı da bir hakikattir. Yani evet. bizler kendi şahsi ihtiyaçlarımızdan kendimizi özgürleştiriyoruz. Kendi ayaklarımızın bağlarını çözüyoruz. Hani şöyle düşünün. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şeyi vardır. İnsan hani normalde yüce bir varlıktır. Yücelere gitmesi lazım. Ama bir takım ağırlıkları var diyor Mevlana. İnsanın sırtında bir takım ağırlıklar var. Bu ağırlıklar sebebiyle biz hani uçabilecek bir varlıkken, yücelere kanat çırpabilecek bir varlıkken insanın ağırlıkları sebebiyle yeryüzüne çakılı kaldığını ve kendi tekamülüne ulaşmak için o ağırlıklardan kurtulmak gerektiğini, o ağırlıklardan kurtulmak işte özgürleşmek demek. Saf bir taakkule sahip olmak demektir. Bu anlamda riyazet ve ibadet insanı özgürleştiren, insanı kendi ihtiyaç ve sahip olduklarının esaretinden kurtaran, sadece Allah'a yönelmesi yönelmesi sonucunu doğuran bir şeydir ibadet. Evet, şimdi toplum olarak düşündüğümüzde bugün gerek bu fikir de olur. Hani fikrimizle, giyimimizle, yeme içmemizle, kalkıp oturmamızla ne kadar özgürüz, bu sahip olduklarımızı ne kadar gerçekten bizimdir. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ne kadar özgürüz. Tabii ki hani programın başından beri konuştuğumuz gibi bir takım bizi bağlayan, ilgilendiren ve kaçamadığımız bazı sorumluluklarımız, evet. ödevlerimiz var. Hani bu anlamda özgürlük tartışılabilir bir hale geliyor tabii ki. Yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi insan bir özgürlük ve irade arasında kalmış bir varlıktır yeryüzünde. Şimdi bir taraftan istediğimiz her şeyi yapmak ve istemediğimiz her şeyden kaçınmak gibi bir durum bize bir özgürlük alanı açıyor diye düşünürsek eğer modern çağ içerisinde. Evet. Şunu dile getirebiliriz. Peki nasıl anlamlı bir hayat yaşayacağız? Nasıl yeryüzünde biz hani neticede bu dünyaya geliyoruz ve gidiyoruz. Bu dünyaya nasıl bir anlam vereceğiz? Bu dünya, bu hayatı yaşadığımızda ve kendi ölümümüze yaklaştığımızda biz nasıl anlamlı bir hayat yaşadık diyebileceğiz? Şimdi bize burada bu sorunun cevabını verebilecek bir şeye ihtiyacımız var modern çağda. Şimdi neticede hayatta sadece yapmak istediklerimize ulaşmanın bir takım faturaları var. Evet. Bir takım hani özgürlüğün bir bedeli vardır. Yani hayatta istediğimiz, elde etmek istediğimiz, irademiz bir şeyi istiyor. Bir şeyi elde etmek istiyoruz. Peki bunun bir bedeli var. Nedir? Çalışmaktır. İyi bir üniversitede okumak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Evet. Ders çalışmak zorundasınız. Saatlerce, günlerce ders çalışmak zorundasınız. Bunun yanında para kazanan, ticaret yapan, başarılı bir iş adamı olmak, bir esnaf olmak için de yine çok çalışmak zorundasınız. Yine kendi rahatınızdan, kendi özgürlük alanınızdan,
kendi şahsi mesainizden feragat etmek zorundasınız. Başkalarından daha fazla çalışmak zorundasınız. Şimdi burada irade ve özgürlük arasında kalıyor insan. Şimdi yapmak istediğimiz şeylere ulaşırken gönüllü bir şekilde kendi özgürlüğümüzden aslında feragat ediyoruz. Yani istersen iyi bir üniversite okumayabilirsin ama bu hayatını daha kötü bir hale getiriyor. Yani özgür bir insan gibi yaşamaya çalışırken aslında seni daha büyük zincirlere bağlayan bir yaşam formu içerisine giriyor. Yani bu anlamda özgürlük ve irade arasında insanın hayatta bir takım hedefleri ve o hedefler uğrunda kendi özgürlüğünden vazgeçebileceği bir ortama ihtiyacı var. Yani şöyle, neticede biz bu dünyaya geliyorsak bu dünyada bir hedef sahibi olmak zorundayız. Bir amacımız olmak zorunda. Evet. Anlamlı bir hayat yaşayabilmemiz için bir amacımızın olması muhakkak gerekiyor. İşte biz bu amaca doğru yürürken bu sefer kendi özgürlüğümüzü kendi ellerimizle bir kenara bırakmak zorunda kalıyoruz. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu da farklı bir özgürleşme biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela kendi bir takım şeylerinizden vazgeçip buraya geldiğinizde iradenizi tercih edip bir takım özgürlüklerinizden bahsettiğinizde bu tercihiniz de size yepyeni bir özgürlük, daha farklı bir özgürlük alanı açıyor aynı zamanda. Evet. Daha farklı bir forma evriliyor özgürlük diyebiliriz. Biraz gençlik üzerinden bahsedersek bugün günümüz dünyasının gençliği gerçekten hani arzu istekleri gerçekten bunlar hani oturup da düşünüp de ya asıl işte bizim gerçekten olmamız gereken nokta işte hür özgür olacağımız nokta budur deyip mi bugün o eylem mi diyelim ya o uğraşlar ya da bu bir dayatmadır. Hakeza yine başkalarının zevkleriyle veya direktifleriyle bir hayat sürdürmek ne kadar bir özgürlük anlayışıyla bağdaşır. Bugün giyim tarzı olur, belki çeşitli alışkanlıklarımız olur. Bu gerçekten özgürlüğü ifade ediyor mu bugün dünyamız, bugünkü dünyamızda? Şimdi modern dünya önünüze bir iki seçenek koyar. Evet. Bu seçeneklerden herhangi birini seçmenin özgürlüğünü verir size. Siz de özgür olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani şundan dolayı söylüyorum bunu. Şimdi bazı arkadaşlar var, böyle yazar arkadaşlar. Şey, böyle direkt kafadan bir batı eleştirisi yapıyorlar. Hani böyle bu kadar sert gitmekten ziyade şunu söyleyeyim. Evet. Bütün seçeneklerinizi ortadan kaldırıp size sadece bir iki seçenek sunan bir insan size özgürlük mü sunmuş oluyor acaba? Yani şöyle, seçebileceğiniz hiçbir seçenek yok. Bütün kendi yetiştiğiniz dünya görüşü, yaşadığınız dünya, büyüdüğünüz kültür size bir takım bakış açıları kazandırıyor ve bu bakış açıları içerisinde bazı tercihler yapıyorsunuz. Modern dünya sizin bu tercihlerinize uygun bir seçenek size sunmadığı zaman size kendi seçeneklerini dayatmak durumunda kalıyor. Ve buna özgürlük de diyebiliyor aynı zamanda. Evet. Yani bugünkü gençliğin şöyle bir durumu söz konusu. Bu harflerle tarif edilen gençlikten bahsediyoruz. Bugünkü gençliğin özgürlük en büyük hani Ali Şeriat ediyordu hatırladım kadarıyla. Hani özgürlük çağının en büyük putlarından bir tanesidir. Yani çünkü o kadar kulağa hoş gelen bir kavram ki, o kadar böyle her şeye kendi rengini verebilen bir şey ki. Ama diğer taraftan baktığınız zaman arka planda yani bir özgürleştirme programı, bir özgürleştirme yolculuğu değil, Batı dünyasının bu özgürlük kavramları üzerinden insanları özgürlüğün köleleri haline getirdiğine şahit oluyoruz. Şimdi ilk girişte şeyi konuştuk, dört zindan. Bugün hani gençlik üzerinden evet. Baktığımızda birebir hani gençlik ne istiyor? Görebildiğimiz kadarıyla, en azından o da ekrana yansıtıldığı kadarıyla
gençlik bir bu benlik zindanından kurtulmak istiyor, değil mi? Evet. Türkiye toplumu için en azından yani son dönemler için. İkincisi gençlik ne istiyor? Gençlik bireydi önce, sonrası toplum. Bu toplum bir nevi toplum zindanından da kurtulmak istiyor. Sonra gençlik de tarih zindanından da kurtulmak istiyor. Gençlik coğrafya zindanından da kurtulmak istiyor. Tamam, aslında belki hani doğru şeyleri var ama dediğiniz gibi hani bu yolun dördüncü basamağın ardında onları bekleyen nedir? Ya gerçekten tamam bir sıkıntı var. Deyim yerinde ise teşhis konulmuş, tedavi ama tedavide izlenen yol, metot nedir? Bu gerçekten evet. Şu an hali hazırdaki durum bu dört zindandan gençliği çıkartabiliyor mu? Şimdi şöyle, şimdi biz özgürlük kavramını kullandığımızda bir batılının özgürlükten anladığı şey söylemiyoruz. Bir batılı da özgürlükten bahsettiğinde aslında bizim bahsettiğimiz şeyle hiçbir alakası yok onun bahsettiği şeyin. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bugün hani insanın dört zindanından kurtulmak, Evet. Şimdi o dört zindandan kurtulup özgürleşmek kavramını konuştuk. Bugün Batı dünyasının insanlara, toplumlara özgürlük olarak vaat ettiği ve insanların ayaklarından zincirlerini kıracağını iddia eden, insanları özgürleştireceğini iddia edenlerin bugün yaptıkları şey insanları o kafeslerden çıkarıp daha modern kafeslere koymaktır. Bugün modern çağın bütün renkleriyle siyasi, sosyal, teknolojik, edebi, kültürel bütün alanlarında bugün çalışma biçimi, mantalitesi, paradigması her ne olursa olsun bugün Batı dünyasının aklı tamamen insanlığı, tabiatı, dünyayı, eşyayı, hatta bitkileri ve hayvanları dahi kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği birer araç ve birer köle haline getirmek üzerine kurulu bir bakış açısıdır. Tabii kendilerini tabiatın efendileri olarak tasvir eden, tarif eden bu insanların, bu yapının insanlığa, insanlara özgürlük anlamında, insanların hür bir şekilde düşünebilecekleri, kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla, kendi felsefi anlayışlarıyla, kendi fikri birikimleriyle yaşayabilecekleri, düşünebilecekleri bir ortam ve imkan oluşturmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Evet. Hiçbir zaman böyle bir kaygıya da sahip değildir. Tamamen hiçbir zaman anlamaya, hiçbir zaman idrak etmeye değil, tamamen araçsallaştırmaya, kullanmaya, kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya ve köleleştirmeye. Bakınız Amerika'da ve Avrupa'da kurulan insanat bahçelerini görmüşsünüzdür. Yani Batı dünyası kendisi gibi olmayana insan gözüyle insan gözüyle bile bakmıyor. Bu noktada mücadele şimdi şudur gel. Yani insanları köleleştiren, evet. Yani bundan 100 sene önce bütün Avrupa ülkelerinin müstemleke, sömürgecilik bakanları vardı. Bugün, yani 100 yıl önce, ya bugün ne değişti de acaba bu sömürgecilik bakanları kapatıldı? Evet. O günlerde sömürdükleri topraklara bugün gidip biz size barış ve demokrasi. O yüzden Macron gibi adamlar mesela görüyorsunuz Afrika ülkelerine gittikleri zaman yüzlerine tükürülüyor ondan sonra. Yani insanlığa adalet, emniyet, huzur, mutluluk, barış gibi kavramları hediye etmedi Batı dünyası. Evet. Dünyaya hakim olduğundan beri dünya halklarının büyük bir kısmı onların rahatı pahasına kan kusuyor. Ve insanlara insan haklarından yani kaçan Suriyeli mültecilerin botlarına batıran adamlar balina kurtarıp şov yapıyorlar. Evet. Ve insan haklarından bahsediyorlar utanmadan. Şimdi durum bu, gerçeklik bu.
fert olarak bir genç, hani gençlik dergisi, siz gençleri hocam, konuşuyoruz. Hocam birden böyle sinirlendim. Yok, estağfurullah. Ya burada takılmamız gereken şey nedir? Hani dediniz ya işte artık Afrika'daki o eski şeyi görmüyor, ilgiyi görmüyor. Ya da onların o hatalarını bugün yüzüne çarpan birileri var. Özellikle hani bu coğrafyamız için diyeyim, toplumumuz için diyeyim, kendimiz için işte Batı'yı yok sayıyoruz, bilmem şu kötülenmekle yok saymakla giden bir şey yok. Evet. Yani bu noktada bir dünya var, bir çekişme var. Biz bu sahnede nasıl yerimizi alabiliriz deyim yerindeyse en azından gerçek manada özgürlük dediğimiz fikren, vicdanen nasıl özgür olabiliriz? Çünkü özgürlük onların söylediğini söylemek, onların bir yerden sonra onlar gibi görünmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yemek. Hani bu özgürlük değildir. Bir yerden sonra dediğiniz gibi belki bir sonraki kendi artık icraatları, programları neyse ona uydurma. Bizim burada bir genç olarak takınacağımız durum nedir? Burada bir genç olarak takınmamız gereken tavır anlamlı bir hayatın şifrelerini çözmektir. Yani bize özgürlük olarak, yani bugün bize özgürlük bir kavram olarak bugün dayatılıyor. Siz bir yerde mesela Batı dünyasının bu tür tezlerine, liberalizme, liberal ekonomiye veya feminizme yönelik bir eleştiride, bir sosyal eleştiride bulunduğunuzda hemen kadın düşmanı ilan ediliyorsunuz veya hemen özgürlük düşmanı ilan ediliyorsunuz. Hemen yani böyle bir bakış açısı var. Şimdi burada Batı dünyasının bizim için ürettiği kavramların bizim yani 200 yıllık tarih tecrübemiz içerisinde hiçbirinin bizim de sadrımıza şifa olmadığını bizim görmüş olmamız lazım. Evet. Yani oradan elde ettiğimiz, oradan devşirdiğimiz hiçbir reçete bizim dertlerimizi, problemlerimizi, toplumsal hastalıklarımızı çözmedi. Şimdi bir Osmanlıca bir tabir vardır, bir tam olarak hatırlamıyorum şu an ama bir insanın bir hazine üzerinde dilencilik yapması gibi bir durumdan bahseden bir tabir vardı. Evet. Hani bugün maalesef hani biz Müslümanlar üzerinde bulunduğumuz medeniyetin miras olarak bize tevarüs eden medeniyetin bize kazandıracağı, bize vereceği ve dünyaya vereceği imkanlardan maalesef bir haberiz. Hocam kısacası zamanımız da doluyor. Tabii. Böyle özgün, özgür anlamlı bir hayat yaşama. Bunu nasıl kısaca değerlendirirsiniz? Özgür bir hayat nasıl yaşanır? Özgür bir hayat, yani o kadar uzun bir cevabı var ki bunun. Evet. Şimdi şöyle, şunu görmemiz lazım. Liberalizm ve Marksizmin Bu arada, insanı... Buyurun. kusura bakmayın, Estağfurullah. Liberalizm diyorsunuz bugün toplumumuzda özellikle artık liberalim işte gibi çok şey var. Bu liberalizm nedir? Hani gerçekten bunu söyleyenler bunun neler ifade ettiğini biliyor mu? Ya da toplum liberalizmden ne anlıyor, ne anlamalı? Liberalizm normalde insan hak ve özgürlüklerini savunan bir ideoloji olarak insanlara pazarlandı. Fakat şöyle bir durum var. Liberalizmin Türkiye'de çok bir siyasi karşılığı yok. Bir ideolojik, bir siyasi yapı itibariyle. Evet. Türkiye'de siyasi bir karşılığı çok yok. Liberalizmin şöyle bir tarafı var. Liberalizm bir ideolojiler içerisine enjekte edilebilen, fikirler içerisine yerleştirilebilen, yani kısmen bu mesela bazen haber, yani bir takım liberal politikaların farkında bile olmayabiliyorsunuz. Yani şöyle, ideolojileri ele geçirebilen bir Truva atı gibi görebiliyoruz liberalizmi. Yani Tek şöyle, anlamı yok o bugün zaman diye. yani başka bir şeye, başka bir fikre ve ideolojiye entegre olduğunda biraz anlam ifade ediyor. Türkiye üzerinde söylüyorum. Evet. Yani şöyle, liberal demokrat, Hı-hı. liberal sosyalist, Evet. Bir ara liberal Müslümanlar türemişlerdi. Evet. Yani bu anlamda
Liberalizmin biraz böyle her insanın istediği gibi bir hayat yaşaması, o hak ve özgürlüklerine tanınması gibi bir anlayış olduğu ileri sürülüyor. Ama liberalizmde bugünkü dünyada hani felsefi altyapısı zayıf olmakla beraber şunu söyleyebiliriz ki bugün çağın en büyük putlarından bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Şu açıdan söyleyebiliriz. Liberalizm bir modern dindir diyor Ali Şeriat. Ve bu dinin peygamberi de Freud'tur diyor. Şimdi böyle bir din icat edildi. Hani modern çağda zayıflayan dini düşünceye karşı liberalizmi bir din gibi, hani insanların özgürlüklerine istedikleri her şeyi yapmayı bir dini yaşam gibi modern dünya insana sundu diyebiliriz. Liberalizm bu noktada böyle bir şey. Ama şunu da söylemekte fayda var. Liberalizm ve Marksizm yani birbirinin iki zıttı gibi görünse dahi ikisi de bir madalyonun birer yüzü gibidir. Birbirine birçok yönüyle zıt gibi görünse de birbirine çok benzer. İkisi de insanı hayvan olarak tarif eder. İnsanı tamamen mevcut ihtiyaçlarından ibaret olarak görür. Bu evet. Anlamda liberalizm ve Marksizm birbirine zıt olsa da birbirine çok benzer diyebiliriz. Evet. Ben önceki sorunun cevabını böyle bir iki cümleyle anlamlı bir hayat yaşama süremiz de doldu. Bununla biz bitirelim. Anlamlı bir hayat yaşama insanın yeryüzündeki varlık amacını idrak ederek, yeryüzünde bulunma amacını, yani geldik gidiyoruz. Hikayemiz bir yerde bitiyor. Hepimizin 50-60 yıllık bir ömrü var. Bu hayat içerisinde kendi varlık amacımızı idrak ederek, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi idrak ederek, Bayezid-i Bestami bir cenazede bir imamın Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz, İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini duyunca şey diyor, peki şimdi neredeyiz diye bir soru soruyor kendi kendisine. Evet. Yani geldik gidiyoruz, Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz ve anlamlı bir hayat yaşayabilmek için de kendi varlık amacımızı idrak ederek nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi idrak ederek, bu hayattaki amacımızı idrak ederek, varoluş amacımızı idrak ederek, bu idrak neticesinde kendi amaç ve hedeflerimizi daha müteal, daha aşkın, daha yüce hedeflere tebdil ederek, dönüştürerek, yani hakikatle bir amaç birliği ederek, evet, bu hayatı sürdürmek asıl olan anlamlı bir hayat yaşamaktır. Gerisi teferruattır diyelim. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, dergi rehberinde Söz ve Kalem dergisi Şubat sayısını konuştuk. Yeni programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.